Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Ben Cüneyt Diktaş, nasılsınız, iyisiniz? Bugün de sevgili Ece Mumay konuğum, daha önce de konuğum olmuştu benim. Güzel bir sohbet olacak, ona da inanıyorum. Şimdi tabii ilk defa böyle erken canlı yayın açtığım için konuğumu da hemen alacağım. Yavaş yavaş sizler de, yani bu saatte normalde hiç canlı yayın açmam ama çok özel bir konuğum var. Çok özel bir konuğum var. Yusuf merhaba. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Evet, kim konuğum tahmin edecek misiniz bakalım? Evet, buradaysa bir selam versin. Daha şimdi açtım, yavaş yavaş toparlanır zaten bizimkiler. Bakıyorum. Konuğum buradaysa bir selam verirse ben yayına başlamış olurum. Evet, zaten yavaş yavaş geliyorlar. Tabii bilenler de var. Ben normalde saati 10'du, 9'du galiba. Sonra 20'ye çekildi. Ben bir an unutmuşum ama nasıl apar topar hazırlandım. Bir görseniz. Paldır küldür. Hatta bir telefon geldi. Evet. Peki nerelerden bizi izliyorsunuz? Bir şehir yazarsanız sevinirim. Konuğum geldiyse bir selam versin. Ya normalde böyle hava kararmayınca, şu anda hava kararmadı ya, ben sanki hala öylesine girmiş gibi hissediyorum. Hep karanlıkta yayın yapınca tabii 1,5 senedir. Tabii sezon finaline doğru geçiyoruz. Pazar günde 2 konuğum var. Ondan sonra Cüneyt gider tatile. Beni kimse tutamaz hesabı. Evet, sevgili Ece Mumay geldiyse eğer hemen onu yayına alalım. Zaten şimdi açtı, toparlanırsınız. Normalde de bu saatlerde canlı yapan biri değilim. Belki bizim izleyicilerimiz de unutmuş olabilirler. Canlı yayını gördükçe geleceklerdir. Şimdi selam. Hoş bulduk, sen nasılsın? Ben deyim. Normalde 9 muydu 10 muydu sonra bir bana haber verdiler ki 20'ye çektik diye. Aynen. Akşam uçağım olduğu için çok özür diliyorum. Biraz erkene almak mecburiyetinde kaldım. Estağfurullah. Başka bir güne de alırdık aslında ama ben aslında de hiç öne çektiler ama benim kafamda hala 21 var. Bir telefon geldi. Ne yapıyorsun? Nasılsın öncelikle? İyiyim vallahi, ne yapayım? Uçağa gideceğim birazdan. Sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? İstanbul'a dönüyorum. Datça'daydım. He, İstanbul'a. Niye dönüyorsun Datça'da? Ne güzel Datça. Döneyim artık. İşler bekliyor biliyorsun. Doğru. Şarkın çok güzel gidiyor. Çok dikkat çekti. Çok teşekkür ederim. Gerçekten geçen ama geçen sene biz beraber yayın yapmıştık değil mi? Aynen. Pandemiydi o zaman. Yeni aynı, hatırladım. Aynen. Hatta şey diyordun, yani bir şarkı çıkartmak için böyle hemen paldır küldür giriş yapmak istemiyorum. Adımlarımı sağlam atmak istiyorum. İnceleyip sık dokuyorum falan diyordun, hatırlıyorum. Aynen. Ben de şans getireceğimi biliyordum zaten her zaman. Doğru. Kendimi övüyorum hemen. Peki şey, nasıl, var mı böyle planlar, projeler? Yavaş yavaş oluştu mu konserler vesaire? Vallahi bu konser mevzuları şu anda hala sürüncemede, yani bildiğin gibi. Şu an bize gelen herhangi bir şey yok. Ama üzücü tabii yani. Böyle güzel şarkılar yaptığımız dönemlerde motivasyon kaynağımızı kaybettik. Konserlere çıkamıyoruz. Üzücü ama. Mekanlar Temmuz ayında açılacak diyorlar. Hani yani belki vallahi bekliyoruz ama işte geçen ayda Haziran için aynı şeyi söylüyorlardı. Bilmiyoruz artık. Değil mi? Ya gerçekten artık hani ilk aylarında yine ne olduğunu mu anlamadık veya ev iyi geldi ama ondan sonra... Ya evet, sonra böyle dinlenme ayağına okeydik ama artık yeter ya. Yok. Vallahi yeter. Gerçekten. Ya. Şimdi şey, ben de son pazar günü son konuklarımı alıyorum. Ondan sonra sezon finali ve ondan sonra da hep umuyorum ki ben televizyona geçeceğim ve artık burada canlı yayın hatıralarda kalacak. Vallahi inşallah. Ben de çok istiyorum yani senin adına bunu. Aynen. Televizyona geçtim, hemen seni alacağım zaten konuk olarak. Böyle i̇nşallah. Karşılıklı çok isterim tabii ki. İnşallah. O günleri böyle anarız. Peki şey, haberinde okudum. Müzikonir'de mi okudum? Başka bir şeyde mi? Birazcık şarkıyı değiştirmişsin. Kimden aldıysan? Evet. Yani
Özbekçe bir şarkıydı. Sevgi Faslı şarkının orijinal ismi. Yani aranjesinde çok büyük değişiklikler yaptık. Ben yapmadım aslında. Sevgi zorla yaptı ama iyi ki yaptı yani. Hani ben Bak tek sana bir başıma şey söyleyeyim gitmemeliydim mi? işine. Çok güzel. Ya ilk hani bazı şarkıları birkaç kez dinlemen gerekiyor. Bu şarkıyı hemen dinler dinlemez bir daha açın diyesi geliyor Ya bu insanın. şarkı evet hakikaten öyle ya. Ben ilk Nasıl buldun dinlediğimde bak şarkıyı yani çok merak orijinali ediyorum. kendi dinledim. Ya tesadüfen inanır mısın bir yerde duydum kulağımda günlerce aklımdan çıkmadı şarkı. Hayır yani şöyle bir şey, iyi biri kapmadı. Nasıl duydun? Nasıl Türkiye'de mi çaldı da duydun yoksa bir internetten mi duydun? Hayır. Şey Instagram storiesinde biri beni etiketlemiş bu şarkıyla beraber. Ben de yani bazı storyleri almak var böyle tık 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 geçerim ama orada durasım geldi yani niyeyse. Şarkıyı dinledim yani günlerce aklımdan atamadım. Dedim ki yani benim aklımdan çıkmıyorsa kimsenin aklından çıkmaz. O yüzden yaptım bir Türkçe versiyon yapıştırdım yani. Ya kesinlikle çok güzel olmuş. Tesadüfe bakar. O zaman desene bir izleyicinin sayesinde mi oldu bu? Evet ya aslında evet, diyebiliriz doğru. Değil mi? Yani peki şey ne zaman hani hangi tarihlerde oldu? Hemen bir ay önce miydi? Yoksa çok uzun Hayır. zaman Şimdi düşündün mü? zaten yaz şarkısı için böyle çok bahar aylarına bırakmıyorum hazırlık sürecine. Daha böyle kışın toparlayıp kafam rahat olsun istiyorum açıkçası. O yüzden Aralık'ta ben şarkının demosunu bitirdim. Ocak yok bak. Aralık'ta demoyu bitirdim ama izni alana kadar canım çıktı yani. Mart sonu falan, Nisan başı falandır hani izni aldığım zaman yani. Öyle bir sıkıntı. Ulaşmakta mı sıkıntı Tabii. çektin? İzin Şirkete almadı mı? asla cevap vermedi Aa. Kaniza'nın şarkıyı icra eden hanımefendinin. Şirkete asla cevap vermedi. En son ben şarkının bir tane demosunu yaptım. Semih'le dedim ki abi dedim ben bunu dedim kadına yollayacağım dedim. Öylesine atacağım dedim. Belki bir dinler bir fikirleri değiştirir bilmem ne falan filan. Çünkü şirket şey dedi sonra. Kabul etti şey biz de sanatçılara soracağız tamam falan ama hala haber yok. Neyse Kanize'ye Instagram'dan yazdım. Dedim ki böyle böyle bir mevzu var falan filan. Telefon numaranızı alabilir miyim? Dedim. Kadın bana telefon numarasını verdi. Ben de şak diye attım demeyi. Hiçbir şey söylemeden. Dedim ki ben böyle böyle bir şey yaptım falan filan. Ya kadının haberi yokmuş. Şirket söylememiş bile böyle bir dava Kadının olduğunu. demiş söz müzik. Aynen. Ondan sonra kadının haberi bile yokmuş. Aa dedi çok sevinirim bilmem ne falan filan. Hakikaten de hiç bana sıkıntı çıkarmadan ertesi gün ıslak imzalı muvaffakatnamesini yolladı. Ücretsiz. Ücretsiz. Ay Cüneyt sesin gitti. Bir dakika. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Ha tamam şu an diyorum evet. Ücretsiz. Ücretsiz mi yolladı? Ücretsiz yolladı. Aynen öyle. Fakat şöyle bir söz aldı benden. Birlikte bir düet yapmak istediğini söyledi ilerleyen albümlerin içinde. Özbekistan'a davet etti bizi. Seve seve dedim yani ben zaten Süper. Peki farklı orada dillerde tanınan biri icra etmeyi mi? seviyorum. Orada tanınan ben de Evet niye bu evet. kadar meraklıyım? Ortağı da bu şarkı düet Sevgi Faslı. Ortağı da Telefon. aynı şekilde Özbekistan'da iki meşhur insan yani. Aynen süper. Yani ben çok sevdim çünkü gerçekten o şarkı var ya hani insanlar günlerce arasa şu an ben artık Beach'lerin şarkısı diyorum bu yılın. İnşallah Valla açılırsa inşallah. tabii. Kesinlikle net. O, bu şarkı kesinlikle listede olacak. Ay Benden inşallah. ıslak imza geliyor yani net. Olmazsa de ki Cüneyt hani olacak diyordun ne oldu sen de Çalacağım şaşırıyorsun. kapımı tamam anlaştık. Tamam aynen öyle. Peki Datça'da ne kadar kaldın ne yaptın? Valla benim ailem Muğla'da yaşıyor Fethiye tarafında. Zaten genelde buralarda olduğumuz için arabayla 2-3 saat öyle Datça Marmaris falan. Gidip geliyoruz ara sıra arkadaşlarla burada. Biraz Süper. dinlendim. Valla yoruldum yani şu Perin'in klip süreci osu busu vesaire biraz yordu. Güzel bir tatil Aynen. yaptım. Şimdi geldim döndüm İstanbul'da işlerin başına Hava dedim. güzel miydi? Burası hep İstanbul serindi de orası nasıl? Valla hava inanılmaz güzel. Muğla'da zaten Güzel. son bir aydır muhteşem yani. Yüzdün, ettin. Pek yanmışa benzemiyorsun. Güneşte durmuyorsun Ya herhalde. ben çok sevmiyorum ya güneşlenmeyi. Ha. Yani yine ister istemez bir yanar ya insan. Gölgede Aynen, bayağı durmuşsun. aynen. Ben gölgedeyim genelde. Süper. Valla seni gördüğüme çok sevindim. Güzel bir şey oldu. Ben de Şimdi sen uçağa öyle. yetişeceksin. Çok uzatmak istemiyorum. Sevenlerine Estağfurullah, ne çok söylemek teşekkür istiyorsun? ederim. Yani
gerçekten galakside olduğu gibi aynı destekle bana yaklaştıkları için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani peri çıktığı gündendir dinleyen dinlemeyen herkesin iyi dilekleri, güzel motiveleri beni gerçekten ayakta tutuyor. Çünkü konsersizlik bizi çok üzüyor gerçekten. Hayatımızın çok büyük bir parçasından muaf tutuluyoruz şu anda. Teşekkür ediyorum buradan herkese. Benim için çok değerli. Sana da çok teşekkür ediyorum güzel davetin için. Umarım Peri de diğer güzel şarkılarımız gibi güzel bir ivmeye ulaşır. Ben şunu söyleyeyim. İlk pandemide dinlenmeye çekilmiş bir kız görmüştüm. Ve birazcık da yorgundu. Şimdi böyle enerji dolu, daha böyle şey olmuşsun, böyle zayıflamışsın bir de sanki. Bana mı öyle geldi? Bak dondu. O kadar iltifat edeceğim ki dondu yani bir anda. Telefonu çalmış olabilir. Şimdi gelecektir. Bu arada hani şeyi yazmadınız. Nerelerden bizi izliyorsunuz yazsanız ben hemen buradan Adana, Ankara falan hepsini söyleyecektim. Şarjı da bitmiş olabilir. İnterneti de gitmiş olabilir. Tam güzel bir bakışla dondu arkadaşlar. Ve gitti. Evet. Tam da yayını sonlandırıyordum aslında ama burada mı belki de şarjı bitti arkadaşlar. Güzel bir sohbetti. İçime doğdu demek. Hah, geldi. Geldi galiba. Evet. Yine bir veda etsin. Veda etmeden yollamayalım. Mersin'den Ankara'ya selamlar, Polatlı'ya sevgiler, Elazığ'a selamlar İbrahim, Kardelen, Ya Muğla, bu Şiyan. tarafta var ya inanılmaz kötü bağlantılar ya, çok affedersin. Yine iyi gitti, yine iyi gittik. Evet. Dedim ki daha enerjik bir de zayıflamış gördüm sanki seni. Ekrandan da Evet, olsa ben aynen. zayıflamış gördüm seni. Evet. Dikkatliyimdir. Ondan sonra... Teşekkür ederim. Ama güzel, sağlıklı kilo verdim yani diyet spor yaparak. Aynen süper. Sana güzel bir yolculuk diliyorum. Zaten güzel şarkınla inşallah her yer açılsın da sesini seni de sahnende görelim edelim. Çağır lütfen sahnene bizi, tamam mı? Mutlaka. Çok teşekkür ederim Cüneyt davetin Ben için. teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Sen Var de mı öyle. diyeceğim bir Hoşça şey? kal. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay Bay bay. bay. Sen kendini çıkar. Evet arkadaşlar sevgili Ece Mumay bizlerle birlikteydi. İstanbul'a geliyormuş. Datça'daymış. Muğla'daymış. Tatilini yapmış. Şarkısının şimdi artık inşallah anlaşmalarını yapar. Orada burada konserlerde biz de onu dinleme fırsatı buluruz. Umarım pandemi bir an önce yani en azından şu aşılanmaları halledersek süper olur. Cüneyt Diktaş ben 1,5 yıldır birbirinden özel konukları ağırlıyorum Müzik Oner'de biliyorsunuz. Beni de takip edebilirsiniz. Hemen şöyle yazıyorum tekrar. Hani olur da Cüneyt neydi soy ismi? Dektaş mı? Diktaş diyoruz. Müzik Oner'i de takip edin. Cüneyt Diktaş'ı da takip edin. Sizleri seviyoruz. Pazar günü son yayınım olacak. Ondan sonra sezon finali. Ben de tatile gider. Ama yazın döndükten sonra bakalım nerede yayın yapıyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.